Sohbetimizde başlayışlıgımızdan avval birar bir mavzu tellişlikten avval daim gidek kuturamız tamamıge ve kilgen azizlerimiz tamamıge bir az bolsa da aile hakkında düşünce birişlik adetimizi devam ettiramız. Aile hakkında her kança gepirsek de buna hayatta tatbik kılışlıgımız kem bölüyatken hesabı alıp bizler kubrak bu mazularga to'xtalishlikka harakat qilamiz. Aslida o'zi qoidada majlis sohbatlarda, ya'ni o'tirish, majlis deganda o'zi arabcha o'tirish so'zini aytiladi. Har qanday o'tirishlar bo'lsin, odamlar to'planib turadigan joy bo'lsin, bizi umuman sohbat qiluvchilarda eng qiynaydigan narsa mavzu topishlik. Araplarda bir maqola bor. Li kulli majlisin maqal va li kulli maskanin rijal deb qo'yadilar. Ya'ni hamma majlisda o'zini gapiradigan gapi bo'ladi, hamma yerda o'zini gapiradigan kishisi bo'ladi deydilar. Bu maqol. Bu haqiqatda har bir majlisda o'zini gapi deganda o'sha o'tirilgan majlisga muvofiq o'tirgan odamlarning yoshlariga muvofiq va bo'layotgan marosimning mohiyatiga muvofiq so'zni topib shu so'z sohbati qilinish kerak. Bu o'sha notiqlik san'ati, notiqlik borasidagi xatoba ilmlarining qoidalaridan bittasi. Nikoh to'ylarida nikoh oila haqida aqiqa bo'lsa aytaylik marosimda majlisi aqiqa, Qur'oniy sohbat bo'layotgan bo'lsa Qur'on bazmi bo'lsa Qur'on va boshqa-boshqa sohbatlarda har biriga o'ziga yarasha sohbat, majlis talab qilgan maqol, ya'ni aytilinishligi kerak bo'lgan gap talab qilinadi. Mana shu narsa tufayli bizlar imkon qadar o'sha nikohlarda, nikoh haqida, aqiqada, farzand tarbiyasi haqida to'xtalishlikka harakat qilamiz. Ba'zan bir gaplarni ko'p-ko'p qaytarishlikka ham to'g'ri kelib qoladi. Ba'zan esa hadeb o'sha bir gapni takrorlashligimizdan ko'ra boshqa biror yana bir mavzularni ham o'rtaga qo'ysakmikin? Qur'oni Karimni ichidan biror bir kichikroq mayda suralardan o'rtaga qo'ysakmikin? Mana shu narsalarda bir hammalarimiz bir fikrlashib, yangi bir ilmimizni ko'paytirsakmikin degan maqsadda ba'zi-ba'zida yangi-yangi bir mavzularda sohbat qilishlikka ham harakat qilib bo'linadi. Bu shaxsan bizi tomonimizdan emas, umumiy hamma shunaqa sohbat qilayotgan ahli ilmlar tomonidan qo'llaniladigan yaxshi bir tadbir. Xususan bizni Andijon diyorimizda har kuni ilmiy sohbat bo'layapti hozir desek, inshaalloh xato qilmagan bo'lamiz. Bizdan tashqari yana qancha ulug' ustozlar, qorakalar kelib sohbat qilyaptilar. Endi haligi li kulli maskanin rijal degan joyiga kelsak, ya'ni hamma majlisda o'zini gapiradigan gapi bor, hamma joyda o'zini gapiradigan kishisi bor degan gapga keladirgan bo'lsak, demak har bir joyda, har bir hududda gapirishlikka loyiq bo'lgan mutasaddi mas'ul xodimlari gapirish kerak degan holat ham kelib chiqadi. Bizni hozir mana shu Andijon diyorimizni hududidagi hamma mutasaddi bo'lib turgan, mas'ul bo'lib turgan, ustoz mukarram bo'lib turgan har birlari gapirishlikka haqlik. Lekin bizlarda taklif qilingan joyga ijobat qilishlik sunnat deb turib, o'sha mas'ul bo'lib turgan, gapirishlikka haqdor bo'lib turgan ustozlarimizdan, imom domlalarimizdan, qorakalarimizdan, qordadalarimizdan bir oz ularga yordam bo'lsin mayli degan maqsadda bizlar ham sohbat qilib kelyapmiz. Sohbat qilishligimizdan asosiy maqsad shariati g'arroyga ozgina bo'lsa-da o'zimizni xizmatimizni qo'shgan bo'lsak-da musulmon birodarlar bilan birgalashib Allohni zikr qilsak degan bir fikr bor. Shuni barobarinda o'sha to'yga aytgan birodarimizni ko'ngillariga bir oz bo'lsa-da taskin berib, haqlariga duo qilishlik maqsadida kelamiz. Shuning uchun bizlar mana bu suhbatlarni har birida har xil mavzularga to'xtalishlikka, ba'zan bir mavzuda qaytarishlikka majbur bo'lamiz. Asosiy talab qilinadigan narsa qilinayotgan suhbatni to'g'ri qabul qilish. Men bu gapni bekorga aytmayapman, hozir natijasini aytaman azizlar. Bizi sohbatlarimizni umuman kim bo'lishidan qat'iy nazar oxirigacha
çiraylik halette eşitip kabul kılış gerek. Sohbetlerde çele eşitip çele yapırış gerekemez. Mahiyetini düşünmezsen türüp bunge bahaham veriş gerekemez. Umumi kaysız damla sohbet kılıştın katli nazar. Bir kazını aldı ki bir kança adamlar kiptiler. Bir devirde. Kazının aldıları ki kelip bizning meçtimizin imamı eşek hangarıp yubarsa taharet kitede dedi. Şu rast mı deyiptiler. Kaza hayran bulup yok. Birer bir fikri kitapta buna kadarsa kurmagan biz. Eşek hangarası ne için taharet kiterken? Kim etti bu gapni? Ha imamımız etti. Biz guvahımız biz eşittik şunu. Oz kulağımız bile eşittik. İmam da ap geliyler deyipti kaza. İmam da ap gelenlerden kekin İmamdan sorabdiler, taksir siz şuna kadar dediniz mi rastan? Eşeğinin avazı taharetini ketkizedi dediniz mi degenlerde imam tebessüm kılıp kulüptüler de kazıya karab ha şunu dedi dedim dediler. Kazı hayran bulup kaysi kitaptan aldıyız, kaysi mezhaptan aldıyız, kanaka bu gap degenlerde bu kişi aydıptılar ki taksir ben o şu sohbeti kılıyatken de sizge şikayet kıyan biraderlerimiz yo, uxlab o'tirgan ekanlar yoki e'tiborsiz yoki yaramadan kelgan bo'lsa kerak. Sohbat unda mana bunday bo'ldi debdilar. Va sohbatini aytib beribdilar. Savol berilgan, savol tayammum haqida bo'lgan edi debdilar. Ya'ni o'sha tuproqqa tayammum qilishlik hammamiz bilamiz, tahoratga suv yo'q bo'lgan mahalda tayammum qilinadi. Tayammumni ketkizadigan narsadan birinchisi o'sha suvga qodir bo'lishlik. Qachon suv topilib qolsa, demak darhol tayammum ketadi, u odam tahoratini yangilash kerak. U odam masala qilganda shunday degan ekanlarki, agar bir odamning eshagida suv ortilgan bo'lsa, yuklatilgan bo'lsa, eshagini yo'qotib qo'yib tayammum qilib namoz o'qiyman deyotgan bo'lsa, orqadan eshagi hang'irab yuborsa, demak suv keldi, uning tahorati ketadi. Eshak suv olib kelganining hisobiga tayammumi ketadi. U o'sha zahoti eshakning ovozini eshitishligi bilan tayammum ketdi, chunki uni suvi keldi degan maqsadda gapirilgan gapi degan. Ular qoziga oborib, to gaplarini yetkizguncha o'sha eshak hang'irab yuborsa tahorat ketadi dedi deb oborilgan. Shuning uchun qaysi ustoz muqarram suhbat qilar ekan, yo bizga o'xshagan talibi ilm suhbat qilar ekan, suhbatga daqiq e'tibor qilish kerak azizlar. Oxirigacha quloq solib, xulosa chiqarish kerak. Nima maqsadda gapirilyapti? Nima gap bo'lyapti? Buning maqsadi nima edi? Degan xulosa bilan qilish kerak. O'tirgan jamoatdan ham, o'zimizdan ham har bir suhbatlarimizdan shunday chiroyli bir xulosa olishlikni Allohdan so'rab qolamiz. Oila eng e'tibor qilinadigan narsalardan. Oila bir kichkina mitti ko'rinishidagi bir davlat. Butun katta jamiyat mana shu oilalarning qo'shilishligi natijasida keladi. Bir mahallada bir nechta oila va o'sha mahallalar natijasida birta nohiya, uning qo'shilishligi natijasida shahar va viloyatlar vujudga keladi. Katta bir jamiyat hosil bo'ladi. Demak bir oila bo'ldimi, u o'z-o'zidan bir katta bir jamiyatning mitti ko'rinishidagi holati bo'ladi. Shuning uchun ham biror din, biror ummat ya biror kitob bizi dinimizdagi oilaga e'tibor bermaydi azizlar. Islom dini oilaga shu qadar e'tibor berilindiki, Alloh tomonidan marhamat bo'ldiki, Qur'oni Karimda oilaning bir nechta holatlari muolaja qilinadi. Suratul Niso mana sura ayollar surasi nozil bo'lishligi. Ayollar deb atalanishligi. Yo surai taloq yoki taloq surasi nozil bo'lishligi. Yoki bo'lmasa mana bu surai Baqaroni o'zida bir qancha oyatlarni oilaning muolajasi haqida kelishligi. Bular hammasi demak Qur'oni Karimda oilaga naqadar e'tibor berganligini ko'rsatadi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning o'zlari ham juda ko'p hadislarni oilaga bag'ishladilar. Ayniqsa Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamda Alloh taolo bu kishiga o'zining salovat va rahmatlarini yuborgan bo'lsin, hayotlarini sir tutmaganliklarini o'zi katta bizga baxt edi. Sarvari koinot
onalarımızı kaysi birileri bilen yaşasalar, o şehirde bulup ötken her bir nesle taşkarıya çıkardı. Sahaba onalarımız, Resulümüz aleyhissalatu vesselam bilen birge yaşayıp, mana bu nersene aitmeyelik mi adamlarga, bizim hücremizde mana bu vakıya buldu, bunu sır saklayıp koyayelik mi degen bir haletleri bulmayken, bu genleri kemden kem bugen. Bu hakkada hazır tohtalımız. Lekin aksar halette Resulümüz aleyhissalatu vesselam özleri aitardılar ki, mana hayatımda adamlardan yaşadığı nersi yok. Her bir kademi sünnetidir. Aişe anamızın Resulümüz aleyhissalatu vesselam'a üylenişli hikmeti, Aişe anamız anca ile yaşadılar. Sarvar-ı kainatki üylenişliklerin hikmeti, Aişe anamız yaş bugünlükleri için, zihinleri otkır bugünlükü için, ailedeki kub nerselerini yakışık organı borardılar. Kekinçeli adamlar gelip aile hakkında savallar bergen de, Aişe anamız yok, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşayız davrumuzda, bana bunda bölgen, bunda vakiyeler bölgen, demek bana bu doğru, bana bu ne doğru deyip aytardılar. Bana şu Aişe anamız tüfeyliyden, Allah bu kişiden razı bölgen bolsun, sarvar-ı kainatlı kandak husul kılıçları, kandak taharet kılıçları, hatta kandak uhleşleri ve ibadetleri geçer, biz bildik. Bundan gelip çıkıyordu ki Resulümüz aleyhissalatü vesselam hatta üyeleri de hem namakul iş kılmagenlikleri. Hatta uz ailesi bilen bölgen muaşerat adabları da hem müstakim uzlarının Allah belgelegen husnu hulkta turgenlikleri nişanesi. Cüda kop nerseni biz Aişe anamızdan örgendik. Aişe anamız aile sırlarını kopunu aittiler. Mana misalan Ramazan ayları doğrusunda soralingende aittiler Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem gusül kılmasından aldan saharlı kılgenler, kegin gusül kılgenler degen gapni sahih hadiste keltirdiler. Biz bu gapni qayerdan bilardik eğer Aişe anamız aitmasalar. Demek mana şu narsa mabada bandalik bilen şunaqa holatda uxlab qolinadi deb saharlik zix bo'lib qolganda şu narsani iste'mol qilish, keyin orqasidan shuni qilib olishlik, ya'ni g'uslni qilib olishlik yoki tahoratni qilib olishlik ijozat degan so'zni kelib chiqishiga turtki bo'ladigan sabab bo'ladigan bir hadislardan. Misol tariqasida keltiribmiz buni. Bunday holatlar juda ham ko'p bo'lgan. Aisha onamiz butun oilalarini har birlarini aytib berganlar. Mana shu o'zi shu hadislarni o'zi islomda oilada ne kadar ahamiyatli holat bo'lishligini bizlarga lozim ekanligini ko'rsatadi. Aile hazıl iş emez. Aile insanını katta bir mesuliyetini boynuna alışlık bilen birge ümmetini kopaytırışlık ki hisse koşuşluk boladı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şunun için üylenişlikini ve kopayışlıkını ve ümmetini kop bulup duruşlukten kıyamette fakirlenişlikini aitkenler. Ailevi haletlerde bazen insanların özlerini içlerinde hem kelishmovchiliklar bo'lib qolishligi mumkinligi uchun ham Rasulimiz alayhissalotu vasallamning o'zlarini holatlarida ham bu narsalar bo'lib qolgan ba'zan. Kunlarning birida Aisha onamiz Abu Bakr Siddiqni chaqirdilar. Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlari chaqirdilar. Aisha onamiz bilan Rasulimiz o'rtasida bir hukm, hakamlik qilish kerak bo'lib qoldi. Abu Bakr Siddiq chaqirdilar. Ikkalalari demak ozgina oralarda bir muomala bo'lgan. Ailede, şunda Ebu Bekir Sıddık geldiler de Resulümüz aleyhissalatü vesselam bilen Aişe anamızı oturttular. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize ettiler ki ya Ebu Bekir siz oziz bir eşitip bizge hukum kılın dediler. Şunda yine kim birinci yaparadı dediler Ebu Bekir Sıddık. Kaysiler birinci yaparsınlar diyordular Aişe anamız aldan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaparsınlar dedi. Lekin dediler orkasından. Yonlarda Abu Bakr Siddiq turibdi. Lekin faqat haqiqatni gapirsin dedi. Shunda Abu Bakr Siddiq shunday o'girildi, qizlarni tarsakki tortib yubordi. Betlariga bir shapaloq urdida bu nima deganing, badbaxt? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biror marta haqdan tashqari gapni gapirganmi o'zi dedi. Bo'lmasa qizlariga hakamlik qilgani chaqirildi. Shu holatda shu qizining o'sha gapini e'tibordan chetda qoldirib qo'ymadilar. Çünkü o şey gap ham bir kuna hadis bu kalış gerekti. O şey bugün vakiyeye bana hazır bizge şunda yetip geldi. Bana şunda zikirde kılıp verdiler. Şu yerde birer nersi yaşarılınmadı.
Bu rivayet şu hale çekildi. Görüyorsunuz mu kendi İslam'da yalgan araleşmeydi? Ebu Bekir Sıddık o girildiler de terseki tarttılar. Allah'tan korkmayın mi sen Resulullah'ın bir anlamda nahak yapırgenini eşitken misin? O zaman demek ki bu zaten hakını talep kılasın, hakı yapırın değilsen dediler. Bana şundik, ailevi murasasızlık, bazen aileliydi, gelişme uçilikler hazır bu yanımızda, islah kılı uçiler, halis buluşluğu bana şu nerseden alınadı. Halis buluşluğu, kızı tarafını almasılığı, yok ki başkanın tarafını almasından, halisane duruşluğu ve her bir halette ahamiyetlik geplerge, dakik itibar birişlik talep kılınadı. Bunday maceralar ko'p bo'ldilar. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam o'zlari onalarimizni har birlarining navbatida kirardilar. Bugun Hafsa onamizning navbatlari bo'lsa, Hafsa onamizning hujrayi saodatlariga kirardilar. Ertasiga Oyisha onamizni, ana bundan keyin Zaynab onamizni, Sofiya onamizni, Moriya qibtiya onamizni, hamma onalarimizni xonalariga asta-asta o'z navbatlarida kirardilar. Bu adolatni biror marta ham buzmagan edilar. Kullarning birida Hafsa onamizning navbati kuni Rasulimiz alayhisolatu vasallam bu voqeani mufassillar ham tarixchilar ham ikki xil rivoyat qiladi. Tahrim voqeasi deydi buni. Moriya onamizni hujralariga kirib qoldilar. Aslida bu kuni Hafsa onamizning hujralarida bo'lishlari kerak edi. Bu narsadan Hafsa onamiz xafa bo'ldilar. Çünkü tabii halat. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlar bizden göre koprah yakışık görüşleri, sevişleri. Ve bu zat bilen şer'i sohbette buluşları analarımız için baktıdı. Ve başka ayarlarına nisbeten sarıvara kainatı rast kılıçları bunlar da tabii halatıdı. Hafsa anamız hafı bulup kaldılar da Ayşe anamız bilen bu nersenin şikayetini ham kılıçtılar. Şunda bunlar ettiler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oşun mağaraya anamızın üyelerine fakat asal şerbetini içken kirardılar. Sofiya onamız keçiresler ki, Sofiya onamız ki. Üyelerine asal şerbetini içken kirarkenler. Bu onamız nihayette asaldı şerbetini çırali kılarkenler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu hoş görerkenler. Bana şimdi kirdiler de haligini içişlik için kirgenliğini ular bilip kaldılar. Ve özlerce ettiler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu asal şerbeti için bir hakkı kirdi. Bu masa kirmezdiler, bu şerbetini yakışı teorliydi de dedi. Bunu yolu asan dediler. Şimdi bunu aldığını alamaz. Beni aldım ki Resulullah kirgende dediler. Siz ağzınızdan badbu hitkeli yaptı. Neme yediniz deyimiz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de en yaman kurgan nesilleri badbu hitkeli. Şunun için hem sarımsak biraz yiyiştiydi. Katliye mankı geldiler. Maçitke kiri uçiler için. Başka payet mi okul? Şunun için hem bu gap ağır kelişi anıgıdı. Onalarımız ettiler ki sarvara kainat kiri udiler. Neme yediniz? Azizden badbu hitkeli yaptı dedi. Şimdi Resulümüz aleyhissalatü vesselam ettiler ki ben asal şerbetinden başka nasıl içmedim dediler. Vücudu badbuyken de bunu hidi dediler. Kutuşu yaptı Ayşe anamıza mı ettiler? Arkasından ki yenge nabatları gün kirgendi. Avval Ayşe anamızı kirdiler ki Hafsa anamızı kirdiler. İkisinden birine avval kirdiler. İkilesi hem şu yaptı yapırgenlerden ki hem şunu arkasından şu asal şerbetini de bizi taşıdığınız bana badboy hidi de bana nabatı mı dedi Hafsa anamız başka yaplarını hem yapırdılar. İkinci bir rivayette Hafsa anamızın üyeleri de o şey sohbet kıyanları anamız bilen dediler, Sofiya anamız bilen. Bana bunu işitkenlerden ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu da hıcalat buldular da ettiler ki ben dedi o zümgü şu asal şerbetini şu asalda haram kıldım dediler. Bugünden başa şunu içmeyim ben dedi. Allah Teala ayet düşürdü. Estaizu billah. Ya eyyuhan nebi lima tuharrimu ma ahallallahu leke tebteğî merdata ezvecik dedi. Ey Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem neme üçün siz ayarlarınızın razılığını alemen deyip durup Allah halal kıyanlar seni haram kılasız dedi. Şu ayarlarının macerası tüfeğiyle bana şu ayet nazil buldu. Şundan ki Resulümüz aleyhissalatü vesselam bu gapni nihoyatda hijolatlik bo'ldi. İkinci rivoyatda o'sha Hafsa onamizni hujralarida u onamiz bilan suhbat qilganligi uchun Hafsa onamiz xafa bo'lganlarida men Sofiyani o'zimga harom qildim degan deb keladi.
ikkisi ham o'sha bir gap, balkim o'sha ham asal ichib ham suhbat bo'lgandir, ikki xil rivoyat keladi mufassirlardan, tarixchilardan ham. Mana bu holatdan keyin demak Rasulimiz alayhissalotu vasallam o'sha qasamlari evaziga endi kafarati uchun bir necha kun ya'ni uzlatda chilla o'tirishlikka to'g'ri keldilar. Kafaratiga o'tirib oldilar, ajralib o'tirib oldilar. Bu gap tashqariga chiqib ketdi. Odamlarda shunaqa gap tarqaldi sahobalardiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollarini hammalarini taloq qildi ekanlar, o'zlari kirib hujradan berkinib o'tiribdilar, xafa bo'libdilar dedi. Bu gap juda ham atrofga chiqib ketganlardan keyin Hazrat Umar radhiyallohu anhu qizlari Hafsa onamizni oldilariga keldilar. Kelib aytdilar-da qizlariga qarab, qizim sen Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunaqa deyaptilar, ayollarini ba'zilarini o'zlariga harom qildilar. Shunaqa holat bo'pti ekan. Mana shu bo'lgan fitnada seni ishtiroging yo'qmi dedilar qizlariga. Shunda Hafsa onamiz yig'lab yubordilar. Yig'lab yuborganlardan keyin Hazrat Umar aytdilarki, men senga aytganman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'radigan ayollaridan bo'lsa ham maslahatini olganingda Rasulullohni ziyoniga qilmagin. Allohdan bir balo boshingga tushmasin demaganmidim qizim dedilar. Endi Allohga nola qilgin. Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqmaydirgan bo'lsa, unda men seni o'zim azoblayman dedi. To'g'ri Rasululloh sallamni oldilariga bordilar-da ijozat so'radilar kirishlikka. Hazrat Umar radhiyallohu anhu Hazrati Bilolga aytdilarki, Umar kibdi, kirib so'ragin, kirishlikka ruxsat berarmikinlar dedilar. Hazrat Umar kirdilar. Qaytib chiqib Hazrat Umarga ruxsat bermaganligini, ya'ni umuman javob bermaganligini aytdilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu juda xijolat bo'lib u yoqdan bu yoqqa yurdilarda, yana kelib aytdilarki, "Ya Bilol, so'raginki, Hazrat Umar kelibdilar, kirishga ruxsat berasizmi?" deyapti deb so'ragin dedilar. Hazrat Bilol yana kirdilarda, yana indamadilar, aytsam dedilar. 3-chi martadan keyin ruxsat berdilar. Shunda Hazrat Umar shundoq kirsalar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'yraga boshini qo'yib uxlab yotgan ekanlar, Hazrat Umar kelib yig'lavordilar. Shunday sarvari koinotdagi zot shu bo'yrada yotganini ko'rib yig'ladilar. Yig'lab yubordilar-da aytdilarki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Alloh taolodan so'rasiz bo'lardi, Kisro Rum qaysarlariga bergan boylikdan bizga ham bersa bo'lardi, siz tayingizga shunday bo'yrada yotibsiz, ular kofir bo'lsalarda qanday taxtlarda o'tiribdilar?" dedi. Shunda Rasulimiz alayhissalotu vasallam uni shoshilmay turishlikka, balki Allohning ne'mati musulmonlar uchun oxiratda bo'lishlik haqidagi gaplarni gapirib nasihat qildilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu, "Ayollaringizni taloq qildingizmi?" deb so'radilar. Rasulimiz Hazrat Umarga boshlarini ko'tarib qaradilar-da, "Yo'q" dedilar. Shunda Hazrat Umar aytdilarki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, biz Makka'dan Madinaga kelganimizda, Makka'da turganimizda ayollarimiz bizga juda ham qattiq bo'ysunardilar. Madina ayollari esa sal uylarida erlariga uncha bo'ysunmaydi ekan. Shuning uchun ayollarimizni sal huquqlari o'zlariga o'tib bir oz beodob bo'lib ketdimikin? Sal qattiqroq tegilsamikin ularga?" degan gaplarni gapiruvdilar. Rasulimiz tabassum qilib kuldilar. Kulganlaridan keyin Rasulimizni oldilariga Hazrat Umar o'tirib oldilar va bir qancha suhbatlarni qildilar. Mana shundan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyin o'sha holatidan chiqib yana ayollari bilan istiqomatini davom ettirdilar. Bu gapni gapirishligimizdan maqsad nima azizlar? Demak, Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamda har bir holatlari yo'q Qur'on yo hadis orqali bizga bilinib kelgan. Oila muolajasi shu darajada e'tibor qilingan, hatto ayollarning ko'nglini ehtiyot qilish maqsadida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu darajaga borganlar. Shuning uchun ham azizlar, bu oilani hech ham hazil paylamaslik, balki buni nihoyatda jiddiy bir qabul qilishlik va oilada bo'ladigan har bir mojarolarni, kelishmovchiliklarni chiroyli hal qilishlikka harakat qilish kerak. Men doimo bu haqida suhbat qilganimda nikohda bo'lib o'tadigan voqealarga astoydil to'xtalaman. Nega bunday qilyapti desiz, haligacha nikohni fazilatini bizlar tushunmaymiz. Nikoh azizlar, bu ikkita oilani boshqalarning oldida guvohlik berib, rozi rizolik berib, bir-birlari bilan bay'at qilib oila qurishliklari. Nakaha degani arabchasiga rasmiylashtirish, hujjatlashtirish, rozi rizolik olish degan ma'nolarni o'zining ichiga oladi. Mana shu holatni
bizni biraderlerimiz, bizni hamyurtlarımız sal itibar kılmayaptılar. Nikahga ciddiroq munosabatda bo'linmayapti. Asosiy oilaning to'yini ham asosiy belgisi nikoh. Mana bu to'y bu nikohning e'loni. Bu sunnat bizning mazhabda. Sunnat ma'kada hisoblanadi. Ba'zilar sunnat mustahabban debdilar, umuman sunnat qatoriga qo'shilgan. Lekin Maliki mazhablar vojib deganlar valimani, to'yda nikohini. Lekin bizlarda shunisiga katta e'tibor qilamiz-u farzi qolib ketib qoladi. E'tibordan chetda qoladi. Farzi o'zi nikohidir. Bir narsaga hayron bo'lamizki, mana shu nikoh butun umr mobaynida bir marta o'qiladigan narsa. To'g'ri, nikohning asosiy sharti guvohning bo'lishligi, mahrni aytilishligi, mahr bo'lishligi, kelin-kuyovni bir-biriga qabul va ijob bo'lishligi, mana bu narsa talab qilinadi. Nikohda guvohlarni ikkita erkak bo'lishligi yoki bitta erkak ikkita ayol bo'lishligi bu aqallasi, eng ozi. Lekin Rasulimiz alayhisolatu vasallam nikohda guvohlarni ko'paytiringlar deb aytdilar. Nima sababdan? Chunki o'sha nikohda guvohning ko'payishligi oila mustahkamligi va e'lonining kuchayishligiga sabab bo'ladi. Ammo lekin ba'zan bizlarda mana nikohga olib boradilar. Shunday bir holat qilib qo'yadiki, na biz kelinni ovozini eshitamiz, na bizning nasihatimizni kelin eshitadi. Nikohga borilganda. Yoki o'sha to'yga uylanayotgan birodarimiz, ukamiz yoki bir tanishimiz bo'lsa, nikohga olib boradigan bo'lsalar, o'sha zaksiga qiladigan darajadagi ahamiyatni qilmaydi. Nima uchun mana shunaqa bo'layotganini, nikohni shunchaki bir urf ota bobomiz qilib kelgan, biz ham qilamiz degan holat bilan qilinadi. Nikoh bu Qur'onni buyrug'i, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning amrlari, bu siz bo'lmaydi, buni qilinmasa harom bo'ladi degan aqida bilan qilish kerak. Odamlar gapiradi yoki urf odat deb qilinmaydi bu narsa. Nikohga olib borilgandan keyin biz odatimiz mana borsak aytamizki, o'sha bizda bilasizlar bir eshikda bu yoqda kelin turadi, bu yoqda kuyov turadi. Na masalamizni eshitadi, na suhbatimizni eshitadi. U yerda bir qancha o'zlaricha o'sha kelin tomonidagilar ham juda ham o'rangan, chirmangan, ichkarida o'tirgan juda bizni qiynaydi. Hatto suhbatlarda eshitmay qolamiz. Ba'zan rozi bo'ldim deganlarni ham ba'zan ikki qaytarib eshitamiz. Biz borib qolsak, ba'zan aytamizki, birodarlar, shu bitta uyga kirsak-da o'rtadan chiroyli bir parda tortilsa. Bir tomonda ayollar, bir tomonda o'tirsa, biz bir yarim soat hech bo'lmaganda bir suhbat qilib nikoh qilsak. Butun umr mobaynida bir marta bo'ladigan nikohni olib, sen bag'ishladingmi, sen qabul qildingmi deb qo'yishlik bilan bo'lmaydi. Nikohga sharoit qilinsa, biz u yerda oila qurilayotgan mas'uliyatini kelinga tushuntirsak, bag'ishladim deganda nimani iroda qilayotganini tushuntirsak, kuyov to'ramiz qabul qildim deganda nimani qabul qilayotganini aytsak, ana bundan keyin o'sha yerda o'zida mahrni hal qilsak, mana bu mahr bo'ladi, aqlli mahr bundoq bo'ladi, diniy idorani chiqargan mahr mahridagi fatvosi bundoq bo'ladi, siz shu mahrga rozimisiz deb kelin tomonidan rizoliklarni olib, ana bundan keyin shar'iy oila haqida bir oz suhbatlarni qilganimizdan keyin, rozi rizolikni olgandan keyin, ana bundan keyin nikoh xutbalarini o'qib, Qur'on tilovatini qilib, duo qilib chiqsak juda ham foizli bo'lmaydimi sizlar? Mana shu narsa bizda yo'q. Bizda shoshilib keladida, domla tezlik bilan borib nikoh qilish kerak, o'zimiz bilan o'zimiz avora bo'lib qopmiz deydilar. Hamma narsa bo'lyapti, hamma narsaga vaqt topilyapti. Afsus, shu nikohga kelganda 10 daqiqa vaqt qoladi xolos. Uni ham o'sha ostonada shoshilib pishib o'qishimiz kerak. Shunaqa holatlar bo'lib qolganda shaxsan bizni kamina xodimingiz unamayman, men aytamanki, o'tasir. Buni mas'uliyati og'ir. Boshqasiga qilgizing. Shuncha harakat qilyapsiz, shuncha to'y qilyapsiz, nikohda e'loni uchun shu harajatlarni qilyapsiz. Bir ozgina nikohga e'tibor qilish kerak. Yana bitta dahshatli narsa, noto'g'ri bir bid'at kirib qolgan, qiz bolaga o'sha birinchisida aytmaysan, ikkinchisida aytmaysan, iloji bo'lsa shu 5 marta aytkizdirasan. Bo'lmasa odamlar zo'rg'a turibdi ekan deydi, deydilar-u. Biz borganimizda bir xilgilarning atlari, ismlari qiyin bo'ladi, otasining ismi qiyin bo'ladi. 5 marta aytsangiz ham oxiri keyin ha roziman deydi-yu, lekin o'sha qizga "Hey, sen ustoliga chiqmagin, uyat bo'ladi" desangiz, to'polon qiladi, chiqaman deb. Roziman degani uyaladi. Ammo ustoliga chiqqani uyalmaydi. Buna holatlarda juda ko'p guvohi bo'lyapmiz.
o'sha bid'atlarni yo'qotish kerak. Ay, birinchisi agar bag'ishladingizmi, rozimisiz deganda aytsa, muhabbatni issiq bo'lishligi, oilani farovonligiga juda katta ta'sir qilar ekan. Holbuki o'zi biz aslida sukut saqlashligini ham rozilik alomati deb olamiz. Hadis bor bunga. Oyisha onamiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollarni majbur qilib nikohlab bo'lmaydi. Albatta ular roziligini bildirish kerak, qiz bola roziman deyish kerak deganlarda Oyisha onamiz ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiz bola uyaladida roziman deganlarda Rasulimiz aytdilarki, sukut saqlashligi ham rozi bo'lganlik alomati dedilar. Sukut alomati rizo dedilar. Shuning uchun sukut saqlaganda ham rizolik alomati bo'ladi, lekin roziman deyishligi ko'pchilik oldida kuyovning qalbi taskin bo'lishligi, guvohlarning qalbini taskin bo'lishligi va oilani o'zini ixtiyori bilan chiroyli holatda bo'layotgan nishonasi bo'ladi. Kuyovni oldida o'tirib olib 3 marta, 4 marta, 5 martagacha aytirishlik bu yaxshi emas. Shuni ayollarga o'rgatish kerak, bu bid'atni yo'qotsin. O'sha birinchisida roziman deyish kerak, chunki biz undan oldin qancha suhbatlarda qilamiz, oila haqlarinda gapiramiz. Mana shuncha suhbatdan keyin ham yana 5 martagacha indamasdan o'tirib oxiri roziman deyishligi go'yoki majbur qilgandek holat bo'lib qoladi. Shu narsalarni o'rgatish kerak. Kuyov to'ramizdan ham mana shu narsani chiroyli qabul qilib, qabul qildim deganda kelin eshitishligi talab qilinadi. Va mana bu joyda biz sohbat qilamiz. Biz kuyovni nikohida bo'lmadik. Agar bo'lganimizda edi, mana shu narsani o'sha joyda qilgan bo'lardik. Biz kelinga o'sha nikohda turib shu narsani taklif qilamiz. Aytamizki, mana bu narsalar hozir yozilib bo'layotgani, albatta shu narsani kelgusida kuyovimiz ko'rishligi va buni kelinimiz ham eshitishligini e'tiborga olib, biz o'sha nikohda bo'lishligi lozim bo'lgan gapni hozir gapiryapmiz. Kelinga qarab aytiladiki, muhtarama singlimiz, muhtarama kelinimiz, ma'suma, bir muslima qizimiz, Alloh taolo sizni baxtli, saodatli qilsin. Bugun siz eng katta bir qadamda oila qadamini tashladingiz. Sizga Alloh taolo Fatima onamizning xulqi bilan xulqlanishligingiz, Oyisha onamizning xulqi bilan xulqlanishligingizni nasib qilsin. Siz bugun o'z uyingizdan o'ziga bir uyni ixtiyor qilib ketyapsiz. Siz bugun bag'ishladim degan muborak so'zni aytasiz. Siz o'zingizni shu kishining butun umr yo'ldoshi bo'lishlikka, vafoli yor bo'lishlikka va'da qilib o'zingizni bag'ishlayapsiz. Bundan buyog'iga faqatgina siz endi mana shu eringizni iznida bo'lasiz. Bu kishini rozi qilishlikka harakat qilasiz. Va hokazo gaplarni gapirib kelindi biz holatini tushuntiramiz. Uyga kelganda nima qilish kerak? Qaynota, qaynona bilan qanaqa muomalada bo'lish kerak? Mana shu narsalarda nasihat nuqtai nazardan kelinga aytiladi. Uni orqasidan kuyov to'ramizga siz qabul qildim deyapsiz. Nimani qabul qilayotganini his qilyapsizmi? Qabul qildim deganingizda juda ham katta mas'uliyatni olyapsiz. Endi buni buyog'iga bir o'zingiz emas, ayolingizga ham javob berasiz. Buni buyog'iga ayolingizga har bir xatti-harakati uchun qiyomatda javob berasiz. Namozi uchun ham va hokazolarni aytamiz. Mana shularda qilingandan keyin ana ini qabul ijobni qilib xutba o'qilib duolar qilinadi azizlar. Shuning uchun mana bu nikoh borasida yaxshiroq ahamiyat berilinsa degan gaplarda biz nasihat qilib aytmoqchimizki, nikohni shunchaki ko'r-ko'rona urf uchun qilinmasin. Nikoh payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qilgan ish deb, Allohning amri deb itoat qilib qilinilsa va biz aytgan shartu sharoitlari bilan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Undan tashqari mahrni ehtiyotini qilish kerak. Nikoh qilinayotganda mahrga nima beriladi desa, to'g'ri kelgan narsani mahrga deb aytib bo'lmaydi. Agar aytilsa, uni berish kerak. Bir uy ayvon dalasi bilan mana bundoq deb oldinlari aytilar ekan eski holatlarda bu narsa bo'lmaydi. U narsani berish kerak. Agar o'sha uyda kelindiga sizga mana shu mahr bo'ldi desa, u kelinni haqqi bo'lib qoladi. Uni biroq xo'jayinchilik qilolmaydi. Kelin xohlasa uni sotib olishgan haqqi bo'lib qoladi. Shuning uchun aniq bir mahrini kelishib, diniy idoradan masalan tilla uzuk belgilangan bo'lsa hozir, o'sha tilla uzugini mahr deb berib, shu rozimisiz deb rizoligini olib, ana shundan keyin nikohlarda qilinsa, haqiqiy sunnatga muvofiq nikoh bo'lardi. Ana endi biz boshqa yana undan keyingi bo'ladigan bid'atlarni aytaylik. Nikohdan keyingi bo'ladigan kelinni huzuriga kirilishdagi bo'ladigan bid'atlar,
hurafat, zalalet işler, bunlar da hamasını indi, biz imkanatımız yok, bu toylarda gapir olmayımız yok. Bana şu nesiller diyeyim, o şey kiyoturamız uzun avvalrak bir recesini alıp barış gerek. İmkan kadar sünneti kandayıp olsa şu halette kılıçlık gerek ailenin. Sünnet bilen, Resulümüz aleyhissalatü vesselam'ın kursetmesi bilen bugün aile inşallah faravan aile buladı. Biz arzu kılamız, bana bugünkü üyleniyotken ülkemizde, aileleri bana şimdilik bir çıraylık, faravan bir hayat geçirişlerini, mehirlere ada kılınken, özleri bana rızalığı bilen oturulgen bir halette bu işlerini Allah'tan sorup kılamızda, bir az bolsa da biz bana şu mevzuya yine tohtaldık. İnşallah hala aile hakkında kança kança gepler var. Mavrudu ki gende yine bizler sohbet kılıp giderimiz inşallah.